Herkese merhabalar. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Karşımda Tuğçe Çarslan Üçer var. Bu hafta konuşmak üzerine konuşacağız. Inception vari bir bölüm. Tuğ Hanım seçtiler konuyu. Ben de ah dedim ne güzel. Ama bunu aslında bir süredir böyle bir ikili ilişki dinamikleri üzerine konuşuyoruz malumunuz. Bunu da yine benzer bir eksende ele alacağız. O çerçevede seçtik ama şüphesiz ki daha... Genişleyecektir konu çünkü genel olarak da bir ikili ilişkilerin ötesinde de bir konuşmak meselesi var hayatımızda ama orada tutmaya çalışacağız. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi bu podcast'in yaşamasında büyük katkıları olan Doku Kliniği'ye teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim. Ve ineleme ihtiyacı duyuyorum. Onların destekçisi olduğu bölümlerde podcast kapakları için kullandığımız sanat eserleri de onların koleksiyonundan geliyor efendim. Bunu da çok tatlı buluyoruz ve bizi pek mutlu ediyor. Oradan eser seçip kullanıyor olmak. Efendim konuşmak Tuğçe Hanım seçtiniz bu konuyu açıkçası o yüzden buyurun siz başlayın demek istiyorum çünkü ben büyük çelişkili bir şey söyleyeceğim ve belki de geçen haftaki gibi bir tarafını seç durumu olacak ama konuşarak bir şey anlatmaya çalışan çok uzun zamandır işte bu podcast olsun keza yaptığım televizyon programı vesaire bir insan olarak konuşmanın kudretine ne kadar inandığımdan emin olmadığımı fark ettim bu bölümü hazırlanırken. Dolayısıyla belki sizin başlamanız daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum. Buyurun. Konuyu neden seçtiğimle ya da sana neden önerdiğimle başlayayım aslında. İki taraflı düşündüm. Yani böyle bir hem ilişkiyi başlatan adım olarak konuşmak hem de bitiren çoğu zaman. Bu konuşarak bitirmek de olabilir, konuşamayarak bitirmek de olabilir çünkü böyle ilişkilerin bir süre sonra aslında verdikleri en büyük sınav konuşamamak oluyor çoğu zaman farklı farklı açılardan bazen gerçekten konuşacak bir şey kalmıyor, bir şeyleri tüketiyorsunuz ya da işte bir taraf ortadan kayboluyor ve konuşamaz, iletişim kuramaz hale geliyorsunuz, ilişkiler bitiyor. Zannediyorum ki böyle bir yerden başladım ama tabii ki her şeyin başı konuşmak. Başlarken belki biraz kelimenin kökenine inerek başlayabiliriz çünkü. Benim için biraz şaşırtıcı oldu. Hiç bu anlamıyla düşünmemiştim. Şimdi konmak kökünden geliyor bir kere konuşmak. Tabii ki işteş bir eylem karşılıklı konuşmak haline geliyor. Ama konmak dediğimiz şey aslında bir yere oturmak, yerleşmek demek baktığında. Konuşmakta karşılıklı oturmak, karşılıklı yerleşmek gibi düşünebiliriz. Yani buradan da böyle kelime genişliyor sonra söyleşmek, işte birbirine söz söylemek gibi bir yerden. Şimdi bu konmak, konaklamak kökünden gelmesi aslında birçok anlam ifade ediyor. Şimdi göçebe bir toplumda yani baktığımızda kendi kökenimiz yani göçebe bir toplumda aslında bir yere konmak çok ciddi bir şey ifade ediyor. Ve orada böyle bir hani bir yere konduğunuz zaman konuşmanızın da gerekli olacağının farkına varmak aslında bu. Yani bu dille de bir bağlantısı var buradan baktığınızda çünkü... Seyahat halindeyken, seyir halindeyken, gelip geçtiğimiz bir yerde, gelip geçtiğimiz bir zamanda konuşmamız gerekmeyebilir. Birçok şey konuşmadan aslında halledebiliriz. <laughs> i̇şte geçmişe bakma, at sırtında giderken konuşmak çok da gerekli bir eylem olmayabilir. Ama bir yere ayak bastığınız anda bir şekilde e, iletişim kurmanız gerekiyor ve konuşmanız gerekiyor. Konuşmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Dil öğrenmeniz gerekiyor gibi şeyler. Şimdi bu ilişkide de böyle bence. Birinin tabiri caizse kalbine konduğunuzda yani bir yere yerleşeceğinizde o insanın hayatına yerleşmeniz gerektiğinde konuşmanız gerekiyor. Bu hani aynı kuşların bir yere ayak basması yani konması gibi. insanın da bir yere konabilmesi için konuşmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Böyle bir yerden ele alabiliriz sanırım. Yani bu gerçekten bir yere yerleşebilmemiz için konuşmayı çözmemiz gerekiyor. Bu ilişkide de böyle. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle böyle. Yani birbirinin içine yerleşmek için de konuşmak gerekiyor. Aslında öyle bir şey söylüyorsun. Hemen bir alıntı yapıştırıyorum. Bu bölümü tabii ki kafamda, ruhumda, kalbimde, her yerimde Javier Marias dolaşırken hazırladım. Çünkü konuşmak, anlatmak üzerine çok akıl yürüten biri daha önce çok kereler dile getirdim. Onun beyaz kalbinden bir pasaj okuyayım. Anlattıkça birbirine layık olur çiftler. Birden insana sadece bunları birden tükenen ya da sürekli tekrar edilen o tutkulu sözleri söylemek yetmez. Dinleyene de yetmez. Söyleyen tatmin olmaz ama dinleyen de tatmin olmaz. Söyleyen diğerinin tüm dikkatinin kendisinde olmasını ister. Diliyle onu sonuna kadar etkilemek ister ve dinleyen de sonuna kadar şaşırmak ister. Biraz daha duymak, uydurulmuş ya da yalan bile olsalar daha çok daha çok bilmek ister. Şimdi ben ki... işte bu böyle bir takım laflar var ya nefret ediyorum. Acayip ağza düştü çünkü. Sapyo seksüelim ben. İnsanlar böyle beyanlarda bulunuyorlar. Yani ben karşımdakinin beynine bakarım önce. Beni beyniyle etkilemesini beklerim falan. <laughs> Bu her ne kadar ayağa düşmüş olsa da böyle bir tarafı var. Yani benim için de özellikle işte ikili romantik ilişkide her zaman konuşmak yani böyle ağzını açmadan benim bir insandan etkilenmem. O yüzden mesela hiç hayatımda yoktur ki işte barda birini gördüm beğendim olaylar gelişti falan. Bu bara çok gitmiyor olmamla da ilgisi olabilir tabii bunun ama yani gittiğimde de böyle olmuyor. Yani dil ve konuşma benim için o ilk şeyi ateşleyici unsur her zaman o oluyor. Dolayısıyla konuşmanın bu iki insanın birbirine nüfuz etmesindeki en temel şey olduğunu biliyorum. Ama acaba ne kadar, nereye kadar? Yani konuşmanın kimi zamanda çok yetersiz bir şey olduğunu düşünüyorum aslında bazen de fazla mana ettiğimizi ve bir şeyleri maskeleme ve perdeleme gücü olduğuna. Çünkü bir kere beyanların ne kadarını doğru kabul edebiliriz? Böyle bir şey var yani konuşmak yalan söylemenin de en temel araçlarından biri. Yani ha yalan da tabii konuşmanın bir parçası ve aslında onu etkileyici kılan unsurlardan biri belki. Ama ya bilmiyorum. Yani bir nokta var bence. Konuşarak bir şeylerin şey yapılamayacağı ve konuşmadan halledilmesi gereken noktalar geliyor hayatta. Ve bence oralarda konuşmak çok çok zararlı olabiliyor. O yüzden konuşmaya dair böyle bir şüpheci bir pozisyonum var diyebilirim sanırım. Alternatif önerin ne? <laughs> Hocam şimdi bunu soru ya ben çalışmamıştım. Alternatif önerim ne biliyor musun? O noktaya getirmemek bir kere öncelikle. Yani konuşmanın fayda etmeyeceği noktaya gelmemek bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Aşırı önemsiyoruz bazen ağzımızdan çıkanları ve karşı tarafın ağzından çıkanları. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Bazı şeyler konuşmadan da ifade edilebilir. Seni seviyorum demenin binbir biçimi vardır. Bir şey düşünürsün, onun yerine onu yaparsın. Tepkini başka türlü bir biçimde gösterirsin mesela. Yani kimi zaman ağızdan çıktığında etkisini yitiriyor bir takım şeyler diye düşünüyorum. Onları kaçırıyoruz. Böyle bir aşırı, herkesin her şeyi dillendirdiği bir çağda yaşadığımız için sürekli sürekli beyana bakıyoruz. Ve oradaki daha küçük, incelikli davranışla gösterilebilen şeyleri kaçırıyoruz bence. Ve her şey dile endekslenince de kelimelerin kudreti azalıyor gibi geliyor. Böyle bir derdim var. Bu söylediğini anlıyorum ama mesela benim aklımdaki yani konuşmak kelimesini yerleştirdiğim yer bundan, biraz daha farklı. Yani hani beyanda bulunmak, şeyleri söylemek ya da işte böyle tek başına ifade ediyor olmayı ben böyle konuşmaktan biraz daha ayrı bir yerde tutuyorum. Burada benim hani bahsettiğim konuşmak yani o dile dökmek aslında birçok yöntemle olabilir senin dediğin gibi. Yani hani bu illaki iki tarafın böyle hani baş başa verip bir şeylerin üstünden böyle madde madde geçmesini gerektiren bir şey değil. Bazen konuşmamak dediğin gibi bazen karşı taraftakine alan açmak, dinlemek mesela burada dinlemeyi konuşmak lazım. Çünkü konuşmanın bence en önemli kısmı aslında dinlemekten ve iyi bir dinleyici olmaktan geçiyor. Öbür türlü evet beyanlara dayanıyor yani sadece bir kişinin zihninden çıkan ve dile dökülen, onun ağzından çıkan şey derken mesela konuşmadaki en büyük fark karşı tarafın ne söylediğini, nasıl anladığın ve senin ona nasıl yanıt verdiğin bu anlamda çok tabii ki böyle reaksiyona dayalı bir şey konuşmak. Yani karşı tarafta işteş gelişiyor. Yani oradaki o işteşlik bu yüzden önemli. Ve nerede susacağını bilmek, nerede diğerini, ne kadar destekleyeceğini bilmek. Belki de zaten hani böyle bir ilişkide konuşmak diyorsak en başta buraya gitmek lazım ki hani ilişkide konuşmanın bir şeyleri düzeltebilmesinin ya da böyle bir şeyler alan açabilmesinin en önemli yolu dinlemekten geçiyor muhtemelen. Çok doğru. Yani anlıyorum. Sen daha yani bir, bir, bir iletişim şeyi olarak bütünlüklü ele alıyorsun. Doğru evet susmak, dinlemek, davranışlar bunlar da konuşmanın biçimleri olabilir aslında. Ve daha geçtiğimiz günlerde böyle bir şey üzerine konuştuk da şeyi söyledim ben de. İyi konuşmacılar genelde kötü dinleyiciler olurlar. Ve bu ikisini bir arada yapabilen insanlara çok saygı duyduğumu yani konuşurken de kendini veren o coşkuya kendini bırakan mesela bir şey anlatırken iyi hikaye anlatıcısı olup Aynı zamanda aynı biçimde özveriyle dinleyebilmek bu çok büyük bir maharet gerektiriyor ve genelde insanlar ikisinden birine daha yatkın oluyorlar. Belki biraz kendimizde bakmamız gereken özellikle ilişkide bu, bu çok önemli bir şey. Şurası şüphesiz ya, konuşmadan olmuyor. O konuşmaların ben etkisiyle ilgili soru işaretlerim baki ama kimi zaman amaçlananın yüzde 10'unu bile karşı tarafa aktarabilmek işe yarıyor. Önemli yani. O yüzden tabii ki konuşmaktan vazgeçmemek lazım. Ama yine de ben dediğim gibi böyle orada bir şey düşmemiz gerektiğini de tekrarlama ihtiyacı duyuyorum. Yani her şeyin konuşarak çözülebileceği, iyi, konuşur hallederiz oraya gelindiğinde çok geç olabiliyor yani. Onu o, o bir tuzak bence. Tetikte olmak lazım diye düşünüyorum. Buradaki o tuzaktan kastın şöyle bir şey mi yani hani işte bir şeyler olur ilişkide de yani ya? hayat iyi kötü bir şeyler olur ve hani biz nasılsa bunu konuşarak hallederiz yani bir taraf buna böyle yaslanıyorsa ya bizim konuşarak halledemeyeceğimiz bir şey yok zaten e yaslanıyorsa orada işte sorun çıkabilir gibi bir yerde misin bunu mu kastediyorsun? Evet yani sözün hükmünü yitirmesi riskinin farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum yani bir nokta geliyor ki artık söylenenler olan bitenin etkisi o kadar büyük oluyor ki söz onu süpüremiyor anlasan da karşındakinin yeterli gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir ne dinlemek istiyorsun ne konuşmak istiyorsun gibi bir hale geliyor filan. Mesela yine Marias'ın tüm ruhlarından bir alıntı. Evliliklerde hiç kimse istemediği şeyi yanıtlamaz. O yüzden eşler sonunda birbirine pek az soru sorarlar. Bazıları konuşmaz bile. Yani bu noktaya gelmek bir risk ve bunun çaresi her şeyi konuşmak değil bence seçerek konuşmak gibi düşünüyorum bu gereksiz bilgileri almayayım. Yani evet tabii ilişkide bir şey var şimdi. Şurada. Hepimizin taşıdığımız bir takım bagajlarla geliyoruz. Hele de bir yaştan sonra ilişkilere. Ve orada böyle bir noktada iyi kötü geçmişin yükleri de taşınıyor. Yani bu hem kişisel yükler olabiliyor bazen ortak geçmişin yükleri olabiliyor. Özellikle uzun ilişkilerde. Ve bazen tabii insan şunu sorguluyor yani orada böyle bir konuşmak mı daha iyi konuşmamak mı? Yani o konuşmamaktan Ortak bir yol çıkarmak bazen ilişkiler açısından evet bence de daha sağlıklı oluyor. Yani böyle sürekli geçmişe dönmek, onu deşmek, oradan böyle bir takım kinayeler çıkarmak iyi kötü. Çoğu zaman ilişkiler için hayırlı olmayabiliyor. Ne demek istediğini anlıyorum o anlamda. Yani evet böyle her zamanda konuşmak çözüm üreten bir şey değil. Ama tabii konuşmanın da böyle bir sağlatıcı tarafı olduğu kesin. Yani bu hem... İlişkide konuşmak yani işte ne bileyim terapide de mesela konuşmak yani çoğu zaman böyle tek taraflı bir şey olmasına rağmen insanın böyle o yükünü boşaltabilmesi ve devam edebilmesi için önemli oluyor konuşmak. Bir de şey gibi bir seviye var ya ilişkilerde işte böyle lütfen bir şey söyler misin hani böyle sessizliğin çıldırtıyor beni. Şimdi o da zor mesela yani o, o dengeyi de iyi kurmak lazım ki bence çok konuşmaktan daha... Tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani o böyle bir tarafın sürekli o sessiz kaldığı, kısım çok tehlikeli ilişki için. Çok doğru. Bu bölüm için kitaplarımdan biriydi Margareta Dura'nın bir yaz akşama on buçuktası bir ilişki bitişi kitabı. Orada mesela susan artık bir çiftin iki insanın hikayesini anlatıyor. Bence çok etkileyici bir kitap. Bakışıyorlar ve susuyorlar. Çok uzun zaman önce böyle bakışmışlardı kendilerini kandıracak kadar diye bir cümle vardı. Sen işte bu ilişkinin başı ve sonunda konuşmak konuşamamak diye bana yazdığında ilk aklıma bu cümle geldi. Tam olarak öyle yani ne kadar benziyor suskunlukların ve konuşmaların aslında yani dediğin şey çok doğru. İlişkinin başında çok konuşuyorsun bir de sonunda çok konuşuyorsun kozlarını paylaşmak için. Ama bambaşka etkileri oluyor. Suskunluk şüphesiz öyle ve bir cezalandırma yöntemi gibi de olabiliyor. Ama ben bu konuşmanın sağaltıcılığı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bence en temel şey, mesela ben fazlasını yapıyorum bu da tehlikeli ama makul dozda yapıldığında kendimizle konuşmak. Bence bunu çok az yapıyoruz. Yani genelde kafamızdaki sesleri susturma eğilimindeyiz biz. Korkuyoruz. Bazen çok kötü şeyler söyleyebiliyorlar. Bazen insanı kaygıya sevk edebiliyorlar. Bazen hakaret ediyor insan kendi kendisine kafasının içinde. Kendini küçük görüyor, beceriksiz görüyor. Ama bazen de kendine ne, aferin kızım diyesi geliyor mesela. Ama biz o sesleri genelde susturuyoruz. Böyle bir delilikmiş gibi yani kendimize. Halbuki bence en en temel şeylerden biri insanın kendiyle konuşmayı öğrenmesi. Kendiyle konuşmayı başardığında dışarıyla daha az konuşarak da kendini ifade etmenin yollarını buluyor insan diye düşünüyorum. Aslında terapi de bir tür sesli düşünme yani kendiyle konuşma eylemi orada bir kolaylaştırıcı var aslında karşımızda. Belki biraz da bu tarafını konuşabiliriz. Bu arada yani şunu da merak ediyorum. Sen mesela dünyanın konuşmayı öğrenme sürecine tanık olmuş biri olarak yakın zamanda mesela onun dille ilişkisi konuşarak kendini ifade etmeye başlaması bir insanın konuşmayı öğrenmesi sürecine dair belki bir şeyler söyleyebilirsin. Çünkü çok şey değişiyor muhtemelen. Evet çok iyi bir noktaya getirdin. Bunu böyle yaşıyoruz her gün şu anda. Şimdi dünya erken konuşan bir çocuktu ama tabii ki gitgide artıyor konuşmasının yeteneği. Bu, bu arada bu kelimelerden ziyade duygularıyla ilişkilenme biçimiyle alakalı. Yani onları ifade etmeyi aslında öğreniyor gün geçtikçe. Yani onları hissetmiyor değil, daha küçükken de hissediyor ama bir şekilde onu nasıl aktaracağını bilemiyor. Yani işte bu bazen ağlama oluyor ki hani ağlamaya izin verin mesela bu yüzden değerli bir şey. Çünkü aslında çocuk onu konuşamadığı için ağlayarak ifade ediyor ya da bazen hani onun o başka şekillerde ortaya konuşamadığı için. Şimdi daha dün akşam yani hafta sonu daha doğrusu şöyle bir şey geçti aramızda bir seyahatteydim biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Orada hani dünya böyle biz o ayrışma kısımlarını falan çok rahat geçtiğimiz için böyle işte ben gidiyorum iki gün sonra döneceğim üç gün sonra döneceğim. Genelde böyle çok rahat hallediyoruz o kısımları ve böyle sorunsuz ilerliyor. Sonra bu döndükten sonra bu kez böyle hani şeyi sorguladı. Sen kaç günlüğüne gitmiştin? İş için mi gittin? Tatil için mi gittin? Daha önce Atina'ya neden gitmiştin falan böyle ve sonra böyle durdu işte şey dedi. Ben dedi işte sen döndüğün için çok mutlu oldum. Sen yokken bu kadar mutlu değildim falan. Yani böyle bu tonda böyle bir ifade etti kendisini ki bu çok değerli bir şey bu arada. Yani hani Tabii ki böyle bir insan anne olarak ah hafif diyorsun ama yani bir taraftan çok hoşuma gitti bunu böyle ifade edebiliyor olması. Çünkü hayatımız boyunca bir şekilde kontrollü küçük ayrılıklar olacak ve onun bundan ne çıkardığını bu şekilde net bir şekilde ifade ediyor olması çok kıymetli. Çünkü sonra ifade etmediğimiz zaman yetişkin insanlar olduğumuzda işte iki gün arkadaşımızla tatile gittiğimizde, döndüğümüzde karşı tarafı genelde bize hiçbir şey söylemeden surat asarken bulabiliyoruz. Ama dünyanın bunu bu kadar erken böyle idrak edebilmesi, bunu böyle ifade edebilmesi bana çok kıymetli geldi. O yüzden de böyle gerçekten böyle hani adım adım bir insanın konuşmasına, kendisini böyle bu şekillerde ifade ediyor olmasına şahit olmak çok mucizevi bence. İşte şimdi mesela şey düşünüyorum. Dünya henüz konuşamıyor olsaydı ve hissettiği duyguyu yani sen yokken belki e, hani bir tür eksiklik, huzursuzluk neyse onun adı. Sana bu biçimde ifade edemeyeceği için muhtemelen ağlayan, bağıran, bir şekilde onu dışa vurmaya çalışan biriyle ile karşılaşacaktın. Bu sadece konuşmayı bilmeyen çocuklarda değil konuşmayı bilmeyen yetişkinlerde de oluyor yani. Konuşmayı öğrendikten sonra her durumda doğru biçimde konuşmayı beceriyoruz diye bir şey yok. Konuşmayı öğrenmek bence hayat boyu süren bir süreç aslında. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını bilmek de aynı şekilde. Ve bence hepimiz epeyce başarısızız bu şeyleri belirlemek de yani. Çok vardır insanın hayatında o lafı demeseydim. Sussaydım ya da keşke o an o duygumu söyleseydim şey yap yapamıyoruz yani. yani mutlaka bir şey oluyor o anki itkinin aksine davranma gerektiğini sonradan fark etme hali. Evet yani şimdi bu böyle bir çocuk örneğinden bakınca başka türlü bir şey oluyor. Beni konuşmanın şeyine ikna ettiniz Tuğçe Hanım. Ya hayır hala soru işaretlerim baki. Bir de bu kendiyle konuşmak meselesi vardı. Belki o konuda da bir şeyler söylemek istersin. Evet ben de kendimle çok konuşan bir insan başlıyoruz. Işte kendimi çok sorgulayan, iyi kötü taraflarımı sık sık masaya yatıran. Ve hatta gerçekten o zihin akışıyla çok kendi kendime konuşurum. Genelde böyle yürürken, işte böyle evde bir şeyler yaparken falan dışarıdan garip bile gözükecek kadar çok konuşuyor olabilirim hatta. Ama bunun da böyle bir şey yani genelde iyi taraflarını yani evet insanı böyle kaygıya her ne kadar sevk eden bir tarafı olsa da o kaygının çok konuşmaktan kaynaklandığını düşünmüyorum açıkçası. Yani onlar böyle birbirinden bağımsız şeyler gibi geliyor bana. Aksine konuşmak daha böyle rahatlatıcı. Yani o kaygıyı tabii ki kontrol etmek lazım ama Hani o kaygının çözümü konuşmamak değil düşünmemek olabilir maksimum. Yani düşünmemeyi biraz daha az düşünmeyi becermeyi isterdim ama eğer bu açıdan yaklaşırsak. Dediğin gibi düşünmeye başladıktan sonra konuşmamak bir çözüm değil gerçekten. Aksine konuşmak o düşünceyi seyretmek ve yere yerleştirmek için yaptığı bir şey insanın. Bu bence ikili ilişkilerde de böyle yani bir şeyi bir kere düşünmeye başladığınızda o ağzınızdan er veya geç çıkıyor zaten yani. Birinin bir şeyine dair kafanızda büyüyen 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 bir şey varsa onu dillendiriyorsunuz. İyi oluyor, kötü oluyor bilmiyorum. Ama şimdi tabii burada susmak her zaman bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelmeyebilir. Ya da çok konuşuyor olmak aslında bir şeyleri maskeliyor olabilir. Ben sadece bu bölümde hani başta düştüğüm şerhi şöyle yumuşatarak toparlayayım. Susmak konuşmanın temel bir parçasıdır. Ya hayatta her şeyin zıtlıklarıyla var olabilmesi gibi konuşmanın mümkün olması için susmanın var olması gerekiyor ve insanların suskunlukların içinde kalabilmeyi de öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen de çok konuşmak aslında bir yakınlık belirtisi değil, aksine bir mesafe belirtisi de olabiliyor. Bir alıntı not etmiştim. Yatak odamda asılı olan bir cümledir. Daha önce paylaştım çok kereler. Milan Kundera'nın kimliğinden bir cümle. Kısa bir hali asılı benim odamda ama uzunluğunu okuyayım. Dinle birbirlerinden nefret etmiyorlar ya da aşklarının yerini ilgisizliğin aldığı söylenemez. İki insanın karşılıklı sevgisini birbirlerine söyledikleri sözlerin azlığıyla ya da çokluğuyla ölçemezsin. Kafalarının içi boşalmış durumda yalnızca. Belki de şu anda birbirlerine söyleyecek bir şey bulamadıklarından konuşmuyorlardır. Asıl olan cümle iki insanın karşılıklı sevgisini birbirlerine söyledikleri sözlerin azlığı ya da çokluğuyla ölçemezsin. Bunun hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum sadece. Bunu belirtmek istiyorum. Sözler kimi zaman bir akışkan bir şeyin parçası olabilirler ama kimi zaman da o kadar da çok şey ifade etmiyor olabilirler. Ve yine buradan bence artık filmlere kitaplara geçmeden önce son olarak babamın <laughs> hayattan sevdiği kitaplardan biri olan Oğuz Atay'ın tutunamayanlarından bir cümle Böyle herhalde 8 yaşında falandım bana bunu söyledi. Ben çok konuşmaya çalışan bir çocuktum. Böyle her şeyi konuşan. O babam tam şeydir yani. Hiçbir şeyin konuşarak çözülemeyeceğine inanan biridir. Ve şu cümle kendisini hayatta en iyi tanımlayan cümle olduğunu söyler. Ben Selim Işık anlatmadan anlaşılmaya aşık. Bu kadarı bence biraz fazla. Ama yine de bu cümlede konuşmak üzerine konuştuğumuz bu bölümde burada bulunsun istedim. Deyip efendim bence filmlerinizi işitebiliriz şu anda. Evet efendim geçiyorum sulandıracaktım konuyu ama yatak odamda asıl deyince ben konuşmak ve ilişki konusunda böyle birazcık arama motorlarında gezinirken çok karşıma şu çık. Cinsellik sırasında konuşulur Çok aratılmış. <laughs> Bu. bir cevap neymiş çok merak ettim. <laughs> cevap yani farklı kaynaklarda farklı yorumlar bulunuyor. Konuşulur diyen de var, konuşulmaz diyen de var. Ya bir kere cinselliğine göre değişir kardeşim bu. Böyle değil mi yani? Bazen konuşursun bazen konuşmazsın. Tabii. Ya, neyse ya, evet hiç konuşamadığın durumlarda olabilir tabii cinselliğine göre değişebilir. Olabilir. <laughs> evet buyurun Tuğçe'm. Efendim filmlerime Ciddiyete davet ediyorum. Efendim Fes'ten Kutlama Thomas Winterberg'in filmi ilk konuşmak üzere. Tabii şimdi sinemada çok fazla örneği var ya yani ilişkide böyle konuşmanın mahvettiği konuşmanın açtığı filmler. Biraz daha böyle genel olarak konuşmanın çok yer tuttuğu ve ilişkilerde belirleyici olduğu filmleri seçmeye çalıştım. Ki burada böyle bir ikili ilişki filmi değil aslında bu. Böyle bir ailenin bir araya gelişi üzerine ki hani aileler ve konuşmak başlı başına bir tema olabilir ilişkiden çıkartırsak. Bir diğer filmim La Notte Gece Antonio Antonioni'nin filmi. Bu böyle gerçekten iletişimsizliğin ilişkiyi bitirdiği bir kadın erkek ilişkisinin anlatıldığı bir film. Bir diğer filmim de Haneke'nin yedinci kıtası. Burada da artık aslında dünya ile iletişimlerini kesip böyle bir artık ölüme giden bir çift bir ailenin filmi bu. Yani o konuşmanın böyle adım 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 bitişini ve artık o suskunluğa gittiklerini görüyoruz bir çizgi üzerinde bu filmde. Bu da son filmdi. Eylül Hanım buyurun size devrediyorum. Bir sorum var. Kişlovski'nin beyazını bu liste ekleme arzuma itirazın olur mu? Çünkü orada da dil, konuşmak, anlaşamamak falan üzerine çok çok bence çok güzel pasajlar vardı. Ne dersiniz? Buyurun hemen ekleyelim. Ekledik. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Benim kitaplarım zaten saydım. Yani bence Javier Marias'ın her şeyi ama ben beyaz kalbi koydum. Özellikle ikili ilişki eksenini de ele aldığımız için. Orada konuşmaya dair çok fazla içgörü var ve bence hepsi birbirinden güzel. İkincisi yine az önce adı geçti. Margire Duran'ın Bir Yaz Akşamı On Buçuktası. Bu da böyle bir... Susma yani ilişkinin sonundaki suskunluğa dair bir kitap aslında. Milan Kundera'nın bence onun da pek çok kitabında bu meseleye giriyor ama bu az önceki alıntıyı okuduğum Kimlik Olsun. Varolmanın dayanılmaz hafifliği de olur ama her bölümde ondan bahsettiğim için bu sefer Kimlik Olsun dedim. Bir diğeri Linda Bostrom Knausgaard'ın Amerika'ya Hoş Geldiniz'i. Bu 11 yaşında susmaya karar veren bir kız çocuğunun hikayesi ve bence çok çok etkileyici bir minik kitap beni çok düşündürmüştü. Son olarak da Meksikalı yazar Jorge Comensal'ın Mutasyonları. Bu kitap tam olarak bu meseleye eğiliyor. Bir avukat, avukat konuşarak hayatını kazanan biri malumunuz. Dilinde tespit edilen bir tümör nedeniyle dilinin alınması ve konuşma yetisini kaybetmesinden sonraki hayatını anlatıyor. Ve tabii ki konuşarak hayatını kazanan bir adamın konuşma yetisini yitirmesi üzerine neler yaşadığına dair bir şeyler söylüyor. Bir de aynı zamanda da uzun bir psikanalist karakteri var ve psikanalize dair de çok şey var ki psikanalizin de en temel gereci dil ve diyalog olduğu için bunu kullanmadığımız durumlarda terapi yani nasıl mümkün olur iletişim sorusuna dalan tam aslında bu bölümün de kitabı olacak kitap mutasyonlar. Efendim bu kadar. Bizden bu kadar. Konuşmak üzerine de konuştuk artık yani. Çok konuştuk hatta. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Destekçimiz Doku Kliniğe de her zamanki gibi bir kez daha teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız. Herkese şimdiden mutlu hafta sonları dileriz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.